Bekledikleri tek şey sevgi. Bir kap su ve bir kapmamayla size sevgilerini göstermeleri ise çok kolay. İşte minik dostlarımızdan sevgisini esirgemeyen Ömer Samsunlu'nun kurduğu bu güzel ortamın detayları. Süleyman Demirel Üniversitesi Kreş ve Anaokulu'nda çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için kurulan mini hayvanat bahçesi ilki konusu oldu. Çocuk gelişimi için hayvan sevgisinin ne kadar önemli olduğunu anlatan doktor öğretim üyesi Ömer Samsunlu, kurduğu mini hayvanat bahçesinin asıl amacının çocuklarla etkileşim olduğunu da belirtti. Bu fikrin nasıl oluştuğunu anlatmak için öncelikle kendimi tanıtayım isterseniz. Ben çocuk gelişim doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. İsmim Ömer Samsunlu. Kreşinde müdürüyüm aynı zamanda. Yani alanım çocuklar. Doktora tez konumda çocuklarda hayvan sevgisiydi. Çocuklarda hayvan sevgisinin çocuğun tüm gelişim alanlarına olumlu etki yaptığı tüm akademik çalışmalar tarafından ispat edildi. O yüzden ben de buradaki çocukların küçük yaşlarda hayvan sevgisiyle tanışmalarını istedim. Bu bağlamda buraya küçük bir e, mini hayvanat bahçesi yaptık diyebiliriz. İşte Tavşanlarımız, tavuk, horoz, ördek, kaz, kedi ve köpeklerimiz var. Hatta doğal ortamında sincap dahi var. Belki bugün biz de denk geliriz onu her zaman göremiyoruz. Böyle bir ortam e, yarattık çocuklarda hayvan sevgisi gelişsin diye. Daha sonra aynı zamanda üniversitemizin hayvanları koruma topluluğunun akademik danışmanlığını yapıyorum. Arkamızda gördüğümüz alana da engelli köpeklerimizi dışarıda kendi başına yaşayamayacak köpeklerimizi aldım. Yani çocuk sevgisi ve hayvan sevgisi birleşerek böyle bir e, mekan ortaya çıktı diyebiliriz. Ömer Samsunlu ilk etapta velilerin bu fikre karşı korkuları olsa da zamanla bunun yendiklerini belirtti. Şimdi ise hafta sonları çocuklarıyla beraber gelip hayvanları beslediklerini söyledi. E, i̇lk başlarda velilerden özellikle köpek konusunda tepkiler geldi. Çünkü köpeklerin çocuklara zarar verebileceğini düşündüler. E, zamanla... Ee, bu korkuyu açtık. Artık onlar da seviyorlar. Hafta sonu gelip onlar da besliyorlar. Şu anda bir sıkıntımız kalmadı. Samsunlu danışmanlığını yaptığı Süleyman Demirel Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğu'nun ve topluluğun gönüllü üyelerinin de desteğiyle mini bir hayvanat bahçesi kurduklarını, aynı zamanda yaralı hayvanlara da yardımcı olduklarını belirtti. Ee, destek aldığımız en önemli grup topluluk danışmanlığını yaptığım SDÖ Hayvanları Koruma Topluluğu. Bu topluluktaki gönüllü arkadaşlarımız hem Kreşimizdeki hayvanları hem de üniversitedeki bütün hayvanları e, beslemelerine, sağlık problemlerinde bize yardımcı oluyorlar. İyileşme şansı olmayan hayvanların Mine hayvanat bahçesinde huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebileceklerini belirten Samsunlu, insanların desteklerinde beklediklerini ekledi. E, buradaki hayvanların iyileşme şansı yok. Arkamdaki hayvanlar e, iki tanesi ampute kalmış yani üç ayaklı, bir tanesi de görme engelli. Hayatlarının sonuna kadar burada huzur içinde kalacaklar. Bir hayvanımız iyileşti. Şurada gördüğünüz onu da saldım ama gitmiyor. Buraya o kadar çok alışmış ki. Artık özgür ama kafesinin önünde yatıyor. İstediği zaman gitme şansı var ama gitmiyor. İstediği kadar bizimle kalabiliyor o. Ee, biz destek bekliyoruz. Özellikle kampüsteki hayvanlar için mama konusunda destek bekliyoruz. Burada güzel ekolojik bir denge var. Çocukların yemek artıkları çöpe gitmiyor. Onun yerine buradaki hayvanlara veriyoruz. İsrafı önlemiş oluyoruz, hayvanları beslemiş oluyoruz ama kampüsteki hayvanlara tabii ki yetemiyoruz. Pandemi öncesi yemekhaneden çıkan yemekleri öğrencilerimiz dağıtıyordu hayvanlarımıza. Yine israfı önlemiş ve hayvanları doyurmuş oluyorduk. Yalnız iki yıla yakın bir süredir pandemi başladığından beri sadece 3-5 hocayla biz kampüsü beslemeye çalışıyoruz. Bize maddi manevi destek olursanız seviniriz.